Arkadaşlar merhaba. Bugün karşımızda Carraro'nun Flexi 121 katlanabilir bisikleti var. Bugün bu bisikleti inceliyoruz. İlk olarak teknik özelliklerinden başlayalım, ardından sürüşümüze geçelim. Bu bisiklette bizi öncelikle alüminyum bir kadro karşılıyor. Kadromuz alüminyum. Bu da hafiflik anlamında gayet işimizi görüyor. Ama maşamız burada çelik bir maşa kullanılmış. Viteslerimiz arka vites ve ön vites, ikisi de Shimano. Shimano'nun TY200 modeli. Şu ön viteste güzel bir şey var. Bunu sürüş esnasında size göstereceğim. Çok güzel yapmışlar, hoşuma gitti. Arka diştimiz yine buradan bakalım. Arka diştimiz Shimano'nun TZ500 modeli. 14-28 dişli oranları var. Frenlerimiz alüminyum fren. Ön ve arkada iki tane alüminyum frenler bizi karşılıyor. Lastiklerimiz CST'nin 20x1,75 inç boyutunda lastikleri. Bu bir önceki incelediğimiz Bitwin'le aynı boyutlarda. Jantlarımız çift kat alüminyum. Son olarak da selemize bakarsak, selemiz Sele Royal'in selesi. Ufak bir sürüş yaptım ama biraz beni rahatsız etti nedense. Hani belki tight'le kullanımda ya da ileriki zamanlarda uzun yol yapacağım dediğiniz zamanlarda değiştirilebilir. O zaman hep birlikte Carraro Flexi 121 bisikletimizi sürelim. Evet. Parkın içinden başlayalım. Şehrin içinden çıkıp böyle güzel bir park bulması çok güzel. Başlangıç için dedim güzel bir park bulayım. Parkta başlayalım. Bir F16 geliyor. F16'dan dolayı beni duyamayabilirsiniz. Evet, yola çıktık. Katlanabilir bisikletimizle. Bundan önce incelediğimiz Bitwin Tilt 120 vardı. Bu şekilde elime farklı bisikletler geçtiği zaman, farklı bisikletler bulduğum zaman incelemeye çalışıyorum. Aslında benim daha böyle değişik planlarım vardı ama işte bu pandemiden dolayı bisiklet bulmak, teşhir ürünü bulmak çok zorlaştı. Bu şekilde etraftan bisiklet buldukça inceliyoruz. Katlanabilir bisikletler bundan önceki videomuzda, şu anda kartlarda çıkıyor. Daha ayrıntılı bir şekilde işte nerelerde kullanılır, kimlere hitap eder, bunlar hakkında konuşmuştuk. Eğer daha böyle şey yapıyorsanız, ilgileniyorsanız, işte katlanabilir bisiklet alacağım, bana hitap ediyor mu, ne yapmam lazım, işte şehir bisikleti mi almalıyım, katlanabilir bisiklet mi? Bu şekilde sorularınız varsa kartta çıkan videoyu izlerseniz orada cevabını bulabilirsiniz. Bu videomuzda daha çok sürüş yapacağız. Havalar gerçekten çok sıcak. Yanımda kilit yok. Olsaydı su alacaktım. Şimdi katlanabilir bisikletler genel olarak şehrin içinde tercih ediliyor. Ha, ben uzun yol yapacağım da diyen adam varsa yapabiliyor tabii. Gene katlanabilir bisikletle ama genel olarak şehir içi ulaşımda insanlar katlanabilir bisikletleri kullanıyorlar. İşte şehir bisikletimi almalıyım, katlanabilir bisiklet mi falan. Katlanabilir bisikletler burada. Adından da anlaşıldığı gibi katlanarak gerçekten büyük bir avantaj sağlıyorlar. İşte yerim yok koymaya, evime çıkartacağım, balkonuma koyacağım diyenler için tamamen birebir yapılmış bir bisiklet. Şimdi viteslere gelirsek, viteslerimiz o tetikli viteslerden değil, çevirmeli viteslerden. Böyle çevirerek buradan vites düşüyorsunuz. Aynı şekilde çevirerek gene yükseltiyorsunuz. Bu sağ taraf arka aktarıcımı, yani arka vitesimi, solda gördüğümüz çevirmeli yerde benim ön vitesimi etkiliyor, arttırmamı, azaltmamı sağlıyor. Şimdi bu solda, videonun başında söyledim ya, ön vitesimi arttıran, azaltan vites solda. Burada şöyle güzel bir şey koymuşlar. Bisikletimiz 7x3, 21 vites. Ama burada 3 adet arttırma şeyi yok. Bakın şimdi göstereceğim. Buradan bir başlıyor şu anda en sonda. Böyle çevirdikçe çeviriyorsun. Çevirdikçe çeviriyorsun. Bayağı 3'ten fazla bir çevirme şeyi sağlıyor size. Şimdi buradaki güzellik şu, benim anladığım kadarıyla. Hani bisikletin viteslerini çapraza düşürmeye vesaire diyoruz ya. Ya da tam böyle vites bir yerde kalıyor böyle. Sürekli ötüyor, çıt 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 yapıyor. Tam yerine geçmiyor. Burada bize o fazla seçenek bu çıt çıt sesini ya da çaprazı engelliyor. Bir de böyle küçük olduğu için aralardan da fıtı fıtı geçebiliyorsunuz. Şehir bisikletleri biliyorsunuz biraz daha büyük, biraz daha kabalar. O yüzden bu tarz yerlerde yine katlanabilir bisikletler biraz daha avantaj sağlıyor. Bakın mesela ötüyor vitesim. Hemen belli bir ayarlama yapıyorum buradan. Ses geliyor mu, gelmiyor falan. Adamın eline çarpacağım şimdi, çıkartmış kolunu. Bu çok güzel düşünülmüş. Ben bunu daha ilk defa burada gördüm. Çok hoşuma gitti.
kafanız rahat oluyor. Yani çıt çıt ses mi geliyor? Buradan ayarlıyorsun ya da vitesin çapraz da mı? Ayarlıyorsun buradan. Çok güzel. Bunu da burada kim duyarsa artık. Pek duyacak kimse yok ama. Şuralardan bir insan çıkacak diye bir tırsıyorum ama var ya. Burada da yeşilimiz yanıyor. Şöyle kontrollü geçelim. Şu tramvay şeylerini her videoda söylüyorum gördüğüm zamanlarda. Bunlardan böyle şehrinizde varsa olabildiğince onları dik yaparak geçmeye çalışın. Yoksa kayıyor. Hele böyle lastikleriniz biraz daha ince ise zaten tamam. Şimdi ben katlanabilir bisiklet alacaksam mutlaka bir vites yapısına sahip katlanabilir bisiklet almaya çalışırım. İşte Bitwin'in bazı modelleri sadece 1:1 yani 1x1. Bu tarzda katlanabilir bisiklet almayın. Bu tarzda 1x1 bisikletler sizi zorlayabilir. Vites sistemi yok. İşte bayır çıkarken, inerken. Yani dümdüz yoldaysanız bilmiyorum. Dümdüz yolum var. Hiç engebeye çıkmayacağım, inmeyeceğim diyorsanız. Fiyatı da uygunsa gene belki tercih edilebilir ama ben olsam etmem. Dayı ne yapıyor ya? Eliniz alıştıktan sonra katlaması gerçekten çok kolay. Şimdi sokak içinde katlamak biraz mantıksız güneş altında. Mandalları açıyorsunuz. İşte belli yerle geçiyor bunlar. İşte şu elinde gösteriyorum, görmüyorsunuz orada ama orada işte kadronun orada bir mandalı var. Onu da çekerek kadroyu da ortadan ikiye katlıyorsunuz. Bu şekilde bagaja, balkona, otobüse, işte ne bileyim taşımak istediğiniz bir yere istediğiniz gibi götürebiliyorsunuz. Şimdi böyle seyahat eden birisiyseniz ve bisikleti de seviyorsanız katlanır bisikletler. Bu anlamda da çok güzeller. Çünkü gittiğiniz yere bisikletinizi götürebiliyorsunuz. Bagajınızı atıyorsunuz. Gittiğiniz yerde de bisiklet sürebiliyorsunuz. Orada da ulaşımınızı güzel, ücretsiz şekilde karşılıyorsunuz. Bu Hasan Polatkan tarafları biraz daha böyle geniş. Yani bisiklet sürmek için daha rahat yerler. Caddede de büyük bir bisiklet yolu var. Hani buralarda böyle bisiklet sürmesi daha iyi. Benim şöyle bisikleti kitlemeden alabileceğim, su bulabileceğim bir yer bulmam lazım. Camide sebil var mıdır ki? Şuradan. Selamünaleyküm amca. Su almak istiyorum ama. Kavrulmuş Milan ha. Bitti la bu. Çöplerimizi etrafa değil, çöp kutusuna atıyoruz arkadaşlar. Çünkü çevre hepimizin çevresi. Bakın buradan başlıyor bu bisiklet yolu. Şu şekilde. Buradan şeye kadar gidiyor bu. Bu Osman Gazi Üniversitesi'ne kadar gidiyor. Ama gene insanlar tabii bir bisiklet yolu var mı yok mu haberleri yok. Bir de herhalde insanı daha çok çekiyor herhalde bisiklet yolunda yürümeliyim falan. Gelen teyzelerimiz gibi. Mesela o diyor neden çekilmiyor falan filan. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Bir adet mandal var. Bu mandal bu kendinden itibaren şu arayı ayarlayabiliyor. Bunu da gene boyunuza göre ya da rahatlık böyle ergonominize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayar çok fazla bu tarz bisikletlerde. İşte gidonu ayarlayabiliyorsun. Gidonun yüksekliğini, alçaklığını, işte eğikliğini vesaire. Bu tarz ayarlamalar güzel. Sele videonun başında da dediğim gibi azıcık rahatsız ediyor. Bunu bir önceki incelememizde de söylemiştim. Çatalımızın herhangi bir amortisörlü olmaması ve lastiklerimizin de küçük olması bu tarzda şehirdeki engebeleri, şehirdeki çukurları bize daha fazla hissettiriyor. Siz böyle yeşillik, güzel manzaralı yerlerden geçiriyorum. Siz de kanalımıza abone olup, videoyu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Akıcılığı güzel bisikletin. Bu anlamda güzel. Ama bu akıcılık hani tek bisikletin modeline göre bakmamak lazım. Bisiklete yapılan bakım, bisikletin kullanımı, hani nasıl kullanılmış.
Bunlar da akıcılığı etkiliyor. Yani o şu marka akıcılığı çok güzel demek yanlış olur. Evet, bu videomuzu yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Evet, şehir içinde dolaştığımız, bisiklet incelediğimiz güzel bir video oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyelim. Şu ışığı bekleyelim. Görüşmek üzere.